Fiyatıyla ve performansıyla beni etkileyen, sizi de kesinlikle etkileyeceğini düşündüğüm Xiaomi'nin yeni göz bebeği Redmi 13 Pro'yu bugün birlikte inceleyeceğiz. Yepyeni bir videodan herkese tekrardan selamlar. Tanımayanlar ve şu anda kanalda yeni olanlar için ben Seçkin. Videonun başında da söyledim. Tam bir fiyat performans. Bu sefer 12 serisinde pek fazla beğenmemiştim diyebilirim. Gene güzeldi fiyat performans olarak. Fakat bu seride kamerada çok güzel geliştirmeler var. Telefonun kendisinde çok güzel geliştirmeler var. İşletim sistemi, chipseti, her şeyine tek tek değineceğiz. Gene beklediğimiz ve mükemmel bir cihaz olmuş. Şöyle söyleyebilirim. Tekrardan ben şuna inanıyorum. Önümüzdeki seneye, bu sene ve önümüzdeki sene içerisinde kesinlikle satış rekorları kıracağını ve en çok satılan telefonlar arasına gireceğini düşünüyorum. Evet, böyle fazla goy goy yaptık. Hadi gelin şu arkadaşı bir açalım. Evet, şöyle baktığımız zaman kutu detaylarında burada Redmi 13 Pro, burada da Mi amblemi var. Böyle çeviriyoruz. Bu tarafta da 13 Pro. Şurada şöyle e-mail numaralarımızın yazılı olduğu bir yer. Gördüğünüz gibi 8 GB RAM'li ve 256 GB kapasiteli olanı. Rengimiz de bu. Hadi açalım. Şöyle, şöyle. Ya sene olmuş 2024. iPhone'lar, Samsung'lar bir tane kablo ile gelirken bakın abi Xiaomi Redmi'ler hala nasıl geliyor. Bakın abi nasıl geliyor. Şimdi telefonu şöyle bir alalım. Bu kısımdan devam edelim. Açma iğnemiz sim kart için. Şöyle açtığımız zaman şeffaf gelen kılıfın yerini artık böyle bir kılıf karşılıyor. Çok şık olmuş. Beğendim. Plastik kokusu da güzel. Böyle bir kılıfla birlikte okumadığımız bir takım kağıtlar var gördüğünüz gibi. Burada tip A'dan tip C'ye hızlı şarjı destekleyen kablomuz. 67 wattlık bir adaptörümüz. Başka da bir şey yok. Ama en azından sadece kablo değil bir 67 wattlık bir adaptör. Ve tabii ki de bir kılıf çıkması insanları mutlu ediyor diyebiliriz. Şimdi işin en güzel kısmına geldik. O da telefonumuzun detaylarına bakmak. Hemen şöyle baktığımız zaman bakın ultra clear 200 megapiksellik iOS yani imaj sabitleyicili bir kamerası var. Bu da çok güzel. Zaten hepsinin testini yapacağız. 120 Hz tazeleme hızlı Full HD Plus AMOLED bir ekranımız var. 67 Watt turbo şarj. MediaTek Helio G99 Ultra chipsetimiz var. Aşağıda bu da çok önemli. Bu detaylara da geleceğiz. Parmak izi sensörümüz mevcut. Şimdi açıyoruz. Abi tasarım olarak çok beğendim. İncelik olarak. Yani S24 kullanıyorum. Android kısmında. Kılıfı çıkaralım. Sanki biraz daha böyle. Evet ya ince. S24'ten daha ince. Daha kibar. Daha hafif. Şimdi şöyle bir tasarımına bakalım istiyorum. Gördüğünüz gibi üst kısmımızda 3,5 mm'lik kulaklık girişimiz hala devam etmekte. Burada kızılötesi bir sensörümüz ve girişimiz var. Burada hoparlörümüz var. Burada da bir adet mikrofon gibi bir çıkışımız mevcut. Yan tarafta sim kart girişimiz var. Diğer tarafında ise cihazın güç butonu ve ses açma kısma tuşları mevcut. Cihazın üzerinde kendisinden direkt bir tane koruyucu folyosu ile birlikte geliyor. Alt kısımda tekrardan mikrofonumuz, USB Type-C girişimize hoparlörümüz burada da var. Yani bir üstte bir altta olmasıyla stereo ses veriyor diyebiliriz. En önemli kısımlarından bir tanesi ise arka taraftaki dizilimimiz. Gördüğünüz gibi ana kameramız bu kısımda. Altta da geniş kameramız var. Burada da makro kameramız mevcut. Burada da flaşımız var. 200 megapiksellik bir kamerayla geliyor. Tarz olarak nasıl buldunuz? Ben çok beğendim. Sizin de görüş ve fikirlerinizi bekliyorum. Şimdi şöyle gücü veriyoruz. Cihazımız açılıyor. Şimdi ben şöyle yapalım istiyorum. Ben cihazda gerekli kurmam gereken bütün performans testlerini yapabileceğim uygulamaları kurayım. PUBG'di vesaireydi, Call of Duty'di bunları kurayım. Daha sonradan biraz telefonla fotoğraflar, videolar çekeyim. Ve 3-5 gün sonra tekrardan burada buluşalım. Önce çektiğim fotoğraflara ve videolara bakalım. Daha sonradan performans testlerine ve tabii ki de oyun performansına bakıp videomuzu kapatalım. Gördüğünüz gibi MIUI 14 ile birlikte geliyor. Şu anda da açıldı. Hadi ben kaçar. 3-5 gün şu arkadaşını biraz zorlayayım. Şu anda Redmi Note 13 Pro'nun ön kamerasındayız. Böyle bir sokak lambası var. Sokak lambasını karşıma aldım. Beni bu şekilde görüyorsunuz. Ön kamerayla Redmi Note 13 Pro'nun kamera performansı. Bu şekilde. Şimdi bir ana kameraya geçelim. Evet biraz çamur ama normal. Evet bu da ana kamerası. İmaj sabitlemeli olan. Tekrardan bir sokak lambasını karşıma alayım. Beni ana kameradan bu şekilde görüyorsunuz. Nasıl görünüyor ben göremiyorum tabii. Artık edit aşamasında göreceğim. Evet havayı böyle pamuk gibi bulunca kendimi dışarıya attım. Redmi Note 13 Pro'nun kamera testlerini yapacağız. Yüzüm böyle birazcık böyle patlak gibi duruyor. Ama hava çok güzel. Şimdi güneşe falan doğru yürüyorum. Şimdi 1080'de 30 çekiyoruz. Böyle bir kol boy mesafesi var.
İlerliyorum. Beni bu şekilde görüyorsunuz. Böyle bu tarafından da güneş vuruyor. Hasretiz güneşe, biliyorsunuz. Artık yaz gelsin diyenlerdenim. Evet. Şimdi ön kameradayken bir koşu gibi bir şey yapmak istiyorum. Bakalım nasıl bir imaj sabitlemesine bir bakalım. Arka kamerada zaten imaj sabitlemeyle birlikte geliyor, biliyorsunuz. Ama ön kamerada şöyle bakalım. Güneşe doğru koşuyorum. Bu şekilde. Şimdi arka kameraya geçelim. Evet, şimdi de arka geniş kameradayız. Geniş açılı kamerasından beni bu şekilde görüyorsunuz. Birazdan 200 megapiksellik ana kameraya geçeceğiz. Geniş açıda yine bir kol boy mesafesi var. Beni bu şekilde görüp duyuyorsunuz. Şöyle yürüyelim. Hava çok güzel. Yürüdüğüm yol böyle bir yol. Sizler de bakın. Şimdi ana kameraya geçiyoruz. Evet, şu anda da 1080-30'da tekrardan ana kameradayız ve ana kameradan beni bu şekilde görüyorsunuz. Vallahi güzel bu havada. Tam da kamera testi yapılacak hava. Böyle çıktım, güzel bir yürüyüş yapıyorum. Sizlerle de bu anı paylaşmak istedim. Şimdi bir imaj sabitlemesine bakacağız. Bir koşacağım. Şöyle. Önce böyle bakalım. Evet, şimdi de koşuyorum. Bu arada ayarlardan bir bakayım. Açılıp kapanabiliyor mu imaj sabitleme? Bir de videoda şöyle makro yapmışlar. Şöyle bakın. Bu şekilde videolar da çekebiliyorsunuz. Ne kadar makro. Oy oy. Tabii elimiz titriyor. Bir tripoda koyarsanız daha güzel görüntüler elde edebilirsiniz. Bu arada daha fazla özelliklerin arasında kısa film modu var. Uzun pozlama modu var. Hızlandırılmış modu var. Bunları da yapabilirsiniz. Şimdi gelin bu aletle, şu an gündüz ve bu ortamdayım, güzel bir fotoğraf çekelim. Portre fotoğrafları çekeyim, normal manzara fotoğrafları çekeyim. Sonra akşam olduğunda da hem bir kamera testini yapalım, akşam bizleri neler bekliyor görelim, hem de fotoğraf çekelim. Hadi şimdi biraz gündüz fotoğrafları gelsin. Testleri için geldim. Şimdi canlı canlı burada beraber test edeceğiz. Bu arada yaklaşık olarak 4-5 günden beri kullanıyorum. Evet, içindeki işlemci biraz daha iyi olabilirdi. Fakat şöyle bir şey var. 14-15 bin lira bandlarında bu videoyu çektiğim zaman da 15,5 falan o aralarda geziyor. Yani bu fiyat bandında yenilenmiş özellikler, kamera performansı, Redmi'lerin çok böyle ben beğenmiyordum. Poco'larınkini daha çok beğeniyordum. Ama burada kamera performansındaki geliştirmelerle beraber güzel bir cihaz olmuş. Eğer ki zaten işlemci kısmında, oyunda falan daha güzel grafik ayarlarında oynamak istiyorsanız Plus modelini alabilirsiniz. Şimdi hemen şöyle bir de zoom yapalım. Evet. Canlı canlı bir Geekbench bir 3D mark yapalım. Skorları görün. Başlattım. Evet, şu anda %93'teydi, 96'ya geldi. Geekbench testimizi bitiriyoruz. Az kaldı. Evet, uploading dedi ve bitirdi. Gördüğünüz gibi tekli çekirdekte 734, çoklu çekirdekte 1980 gibi bir skoru var. Burada da işlemci bilgileri vesaireler hepsi burada. Buradan da detaylara bakabilirsiniz. Direkt bir 3D Wildlife testine geçiyorum. Biraz testleri yapalım, oyun falan oynayalım. Ondan sonra ısısını ölçeceğim. Bakalım ısınıyor mu, nasıl geçiyor, birlikte birazdan bakacağız. Hadi şimdi 3D Mark başlasın. Hey! Hey güzeller, güzeli hey hey. Ray 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 dam dam pam. Evet, Wildlife testi de bitti. Gördüğünüz gibi skorumuz 1239. Aşağıda da %67'miş bataryası, gene %67 bu testi yaparken. Sıcaklık da 22 ve 22 demiş. 4 FPS ile 10 FPS arası almış. Gördüğünüz gibi performansı bu şekilde. Şimdi bir oyun açalım. Bir oyun testini yapalım. Oyunu üst ayarlarda oynayamazsınız. Orta seviyede, orta ayarlarda bir kıvamda oynarsınız. Call of Duty açacağım. Biraz bir Call of Duty atalım. Daha sonra direkt ısısına bakalım. Ay böyle hep eğitimden başlatıyor ya. Normalde şu eğitimi geçeyim, hemen geliyorum. Eğitim bitti, şimdi çoklu oyuncuya giriyorum. Bak, katliam yapacağım ortalığı, izle. Bu arada oyun başlamadan direkt bir ayarlara bakalım. Siz de akıcılığı oradan görün. Hangi ayarlarda oynuyorum. Evet, ayarlar girdik. Ses ve grafik. Grafiklerde grafik kalitesi orta. Kare hızı orta gördüğün gibi. Dinamikte. Diğerleri de gerçek zamanlı, gölgeler açık vesaire vesaire. Ama şuraya nostalji değil, dinamik diyelim. Bu şekilde. Yürü git be. Evet, başladık.
Bay bay. Niye vuramadım ben onu ya? Abi katliam ya. Çok hızlı bitti çünkü 20 kişi vurulmuş. İnanın 18'ini ben vurmuşumdur. Böyle de birinci olduk. Oyunun akıcılığı bu şekilde. Oynanıyor mu? Evet oynanıyor. Tabii ki de Plus modelin işlemcisiyle daha rahat ve güzel oynayabilirsiniz. Şimdi testlerimizi yaptık, oyun oynadık vesaire. Gelin bir ısımızı ölçelim. Şöyle bak 26, 28, 27, 26, 28. Yani 29 demedi. Bence ısı olarak, ısınma olarak çok 31 dedi şu kısım. Parmağım mı geldi acaba? Olabilir, parmağıma gelmiş olabilir. Yok, evet az önce parmağıma geldi. 29'un üstü yok. Çok fazla 1-2 saat oyun oynarsan tabii ki de 32 dereceleri falan çıkacaktır diye düşünüyorum. Hadi gel şimdi biraz daha özelliklerinden bahsedeyim. Şu anda Redmi Note 13 Pro'ların en öne çıkan özelliği 200 megapiksellik bir ana kamerasının olması ve bu ana kamerada imaj sabitleyici var. Bununla birlikte hızlı şarjla geliyor 67 wattlık, 16 dakikada %50, 46 dakikada da 0'dan 100'e doldurabiliyorsunuz. Bu arada 8 megapiksellik bir geniş açılı kamerası var ve buradaki gördüğünüzde 2 megapiksellik makro kamerası. Film kamera ve film frame özellikleriyle birlikte geliyor. Bu da böyle sinematik şeyler çekebileceğiniz, içerisinde filtreler ve efektler var kamerasında. 6.67 inçlik AMOLED bir ekranı var. Bu AMOLED ekranında 120 Hz'lik bir tazeleme hızı var. Ve bu ekran 1300 nitlik parlaklıklara kadar çıkabiliyor. İçerisindeki chipset ise MediaTek Helio G99 Ultra chipseti mevcut. 12 GB'lık da bir RAM ile birlikte geliyor. IP54 sertifikası ile birlikte suya ve toz sıçramalarına karşı dayanıklı. Evet, özelliklerimiz de bu şekildeydi. Siz bu telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence fiyatından bahsedeyim biraz da. 14-16 bin lira bantlarında geziyor. Bu arada ben ürünün linkini açıklamalar kısmına eklerim. Bu fiyat bantlarında bence oyun olarak kullanabilirsiniz. Günlük işlerinizde kullanabilirsiniz. Yani hızlı şarj desteği var vesaire. İyi bir telefon. Tabii ki de işlemcisi biraz daha geliştirilebilirdi. Tekrardan söylüyorum. Sizin de fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Benim bu cihazla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben ürünün güncel fiyatını açıklamalar kısmına ekleyeyim. Oradan da güncel fiyatına bakıp dilerseniz güvenli bir şekilde satın da alabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ben Kaçar. Bye bye.